Günaydın herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir günlük vlog çekeceğim. Aslında böyle bir planım yoktu ama ölmezsem çekerim. Aslında böyle bir planım yoktu ama bugün beklemediğim kadar iyi uyandım. Nedenini yani gerçi şöyle bir şey var. 12 gibi yattım. Bayağı uyudum yani, hatta yatmak değil. 12 gibi uyudum ve 8.40 gibi kalktım. 8 saat yetsin, zahmet olacak. Uykumu çok iyi almış ve enerjik, motive bir şekilde kalktım. Genelde mesela çalışıyorum, yani bir haftadır bayağı çalışıyorum, yani dershanenin başlamasıyla işte. Ama şöyle bir şey var ki çok böyle motive olarak çalışmıyorum. Yani çalışmam gerektiği için çalışıyorum ama bugün ilk defa dediğim gibi çok motiveyim. O yüzden dedim ki bari video çekeyim. Çünkü diğer türlü çektiğimde size düşürmeyi istemiyorum. Ben 8.40 gibi kalktım işte. Sonra duşa girdim. Giyindim falan. Şimdi kahvaltıya oturacağız. Ablam kahvaltı hazırladı bu arada. Ben de şu merdivendeki kitaplarım var. Bakın bu arada kahvaltıya oturmadan bir de Simba'ya yemek götürüyorum. kahvaltıya oturmadan şunları çıkarayım diyorum. Bakar mısınız duruma? Okuldaki o okulda paralel gideceğimiz kitaplar dağıtıldı çünkü. O yüzden Simba! Okula paralel gideceğimiz kitaplar dağıtıldı. Onları çıkaracağım şimdi dediğim gibi. Bir de şu çocuğa yemek vereyim. Sonrasında görüşürüz. Şimdi saat 11.30 oldu ve bu çocuk dışarı çıkacak. Sonra ben derse oturacağım. Bakın çocuğum dışarı çıkacak çocuğum. Çocuğum dışarı çıkıyor. Güzel çocuğum. Heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın? Bakın şimdi. Hazır mısınız? Aşağıda bekle beni, tamam mı? Sizden bekliyor bu arada. Bakın. Benim artık asansör çağırmayı öğrenmen lazım çocuk. Kim çalışacaksın ders? İstiyor musun ders çalışmak? İsteme. İsteme aşkım. Ben geliyorum, koş. Şimdi ben eşyaları hazırlıyorum. Aşağı götüreceğim, aşağıda çalışacağım. Çünkü birazcık konu çalışmak istiyorum. Ve biliyorsunuz ki bu evin bu yerinde internet denen bir şey yok. O yüzden yemek masasına yayılacağım. Şu kadar da şey alıyorum yanıma. Bir Türkçe alacağım. Bunu fix her gün çözmeye çalışıyorum. İki tane Türkçe aldım. Çünkü bu ödev olan Türkçe. Diğeri de benim kendi evde çözdüğüm Türkçe. Kağıt aldım. Konu çalışacağım için zaten. Bu ne yapacağım yazdım defter. İki tane TET matematik var burada. Bundan ödev var. Bir de fonksiyonun TET kısmındayız henüz. O yüzden bunlardan fonksiyon çözeceğim. Bir de şu var. Çapın fonksiyon köyü var. Bunu aldım. Ne? Bunu aldım. Bir de AYT fizik aldım. Tork çalışacağım bir tık. Öyle. O zaman aşağı gidelim. Daha sonrasında başlarken görüşürüz. Bu arada çok sıcak hava. Bir bunu aldım yürürken. Arkadaşlar artık sonunda masaya oturdum. Saat şu an tam 12.00. Çok iyi saat başlamak için. Bu arada bakınız. Doping hafızadan çalışacağım. Ve bu videoyu çektiğimden haberleri yok. Mesela bu video için bir ödeme almayacağım. Reklam yapmıyorum ama yine de kullanıyorum. Allah'ın işine bakın. Acaba zaten beğenmediğim şeyi önermiyor muyum? Linç yedim önerdiğim için. O yüzden hiç de umurumda değil. Çünkü zaten kullanıyorum. Benim vicdanım rahat olduktan sonra. Ama anlamamışlar. Çok da önemli değil. Neyse ben şimdi fonksiyonlara çalışacağım. 17 tane refleksi var. Yani refleks dediğim ayrı ayrı videoları oluyor kısa kısa. Tanımı çeşitleri ve 4 işlem özellikleri diye. Ben 6. ve 7. reflekse kadar... Yok aynen 6. reflekse kadar izlemeyeceğim. Çünkü sadece tanımından falan bahsediyor. Yani değer kümesi bulma, görüntü kümesi bulma falan. O kadarını biliyorum. Türlerinden başlayayım. Aslında türlerini falan da biliyorum da ben oturtmak istiyorum. Yani haftaya yeni konuya geçtiğimizde bir daha bu böyle alttan benimle birlikte gelmesin istiyorum. Tamamen konu kapanmış olsun diye. Bir de şimdi şey yapacağım. 6. reflekse kadar izlemeyeceğim ama izledim hadi sorularını çözelim diye bir buton var. Hatta göstereyim mi? Şöyle buna basıyorum ve... Tamam işte ben burada soruları çözmeye başlayacağım. En azından izlemeyeyim ama bir tekrar olmuş olsun diye birkaç soru çözeceğim. Bu arada aslında online'dan soru çözmek hayatımda en nefret ettiğim şeylerden biridir ama zaten çok soru yok. Önümde şöyle A4 var. Lazım olduğunda hemen buradan kaşık kaşık bakarak, yazarak yani çözeceğim. O zaman...
başlıyorum dostlar. Hepimize kolay gelsin. Siz de kalkın çalışın. Çalışmayana ekmek yok. Ne yapacağım? O yüzden kalkın çalışın. Ben kaptırdım, çalıştım. Size hiçbir şey anlatmadım. Gerçekten size hiçbir şey anlatmadan çok çalıştım. Şimdi şöyle neler yaptım hemen söyleyeyim. Buradaki o soruları çözdüm. Sonra videolarını izledim bileşkenin. Şimdi tersteyim. Saat bu arada 2 oldu galiba. Hani 1.40 işte. 1 saat 40 dakikada çalışıyorum. 98 soru çözdüm. Bunları izleyip hem de. Yani bayağı hızlı çözdüm. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ayrıca çok kolay bir yayında değilim. Paraf yayınından çözdüm. Bir saniye göstereceğim ben size şimdi. Bu parafın TET matematiğinden çözdüm. Bileşke çözmedim. Fonksiyon ve fonksiyon çeşitleri çözdüm. Buradan 44 çözdüm. Oradan da bir kaç çözmüşüm? 54 oradan çözmüşüm. İşte 98 soru çözdüm. Şimdi tersi de izledikten sonra, çünkü testleri beraberdi. Bileşke ve tersin testini çözeceğim. Hatta acaba önce bir çözmeye mi çalışsam? Evet, bir izlemeden çözmeye çalışayım. Belki çözerim çünkü. Bilmiyorum. Bakar mısınız kağıtlarıma, durum bu değil de. Öyle yani. Burada da bir iki testi var işte. 12-12 değil. 12-8. 20 soru da burada var. Bunlar da bir şey olduktan sonra ara veririm. Zaten 2 saat olmuş oluyor yani çalışalı. Biliyorsunuz ki ben uzun süreli çalışmaların insanı asla değilim. Giderim birkaç bir şey izlerim, yatarım. Sonra da akşama fizik torkla yine masamızda buluşacağız. Keşke yukarıda çalışabilsem de sizi sevindirebilsem. Ama çalışamıyorum. Çünkü orada çalışmak için dediğim gibi yani ayrı bir motivasyona ihtiyacım var. Yani burada mesela şu an evde tekim bu arada. Ablam evleniyor ya haftaya. Bunu söylemesi çok garip. Ama ablam haftaya evleniyor. Haftaya bugün hatta yani tam cumartesi. Neyse. Annem... Ablam hani sürekli bir telaşı var. Sürekli bir alışveriş olayı var. Zaten hani evde şu anda tekim ama yine de yukarıda çalışmak tekin de teki gibi hissettiriyor bana. Öyle arada bir şuradan Simba'yla bakışıyoruz, konuşuyoruz falan. Burayı seviyorum yani, burada çalışmayı. Özür diliyorum. Ama kışın böyle hani iyice tempoya girdiğimiz zamanlarda artık gider çalışırım diye düşünüyorum. Televizyona tahammülüm kalmıyor çünkü artık kalmadı mesela. Bugün anneme dedim ki ya içeride git izle ya da izleme. Zaten hani bana saygı duyuyorlar bu konudan dolayı. Yani yok sen yukarı git demiyor zaten. Kapattı mesela o yüzden. Açık pek tahammülüm kalmamış televizyona, onu fark ettim. Böyle. Neyse ben şimdi bunu bir çözmeye çalışayım. Eğer çözemezsem videoyu izleyeceğim. Ne olursa olsun bugünün fonksiyon benim için bitmiştir. Yani gerçekten kafa kalmadı bende şu an. Yapacak bir şey mi? 118 soru çözdüm fonksiyondan. Onu bir yazayım. Yarın devam, yani yarın da aynı şeylere çalışacağımı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bir sonraki konuya geçildiğinde salak gibi bakmak istemem. Arkadan benimle gelsin istemem, alttan dersim kalmış gibi. O yüzden yarın da bunu yapacağım. Bugün bu defter bitiyor biliyor musunuz? Gözler yaşlı, bakın bugün burası var. Yarın var ve pazartesi bitmiş oluyor. Bu arada neden ajanda kullanmıyorsun diyenler var. Onlara da bir açıklama yapmış olayım. Çünkü mesela ajanda şöyle yanlış düşünün, tamam mı? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe böyle gidiyor. Pazartesi, salıya bir şey yapıyorum. Çarşamba, perşembe boş kalıyor. Bir daha cumaya bir şey yazasım gelmiyor. İkisinin boşluğu benim sinirimi bozuyor. Öyle olunca cuma da bir şey yapamıyorum. O da gidiyor. Yani bu böyle günlük olduğu için bir önceki gün bir şey yapmasanız da moralinizi bozamıyor mantıken. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi fonksiyon çalıştı. Fonksiyon çizdim. Çöze 118 soru yazdım. Şimdi tork çalışıp tork çözmemiz kaldı. Torktan zaten burada galiba bir video falan vardı diye hatırlıyorum. Dün ben bir kontrol ettim neler çalışırım ne ederim bir bakayım diye. 480 puanım oldu bugün. Evet, torkun 15 dakikalık bir videosu var. Sonra denge var. Dengede de tork anlatıyordur diye düşünüyorum ama bence bana torkun 15 dakikalık videosu yeter. Yani umarım yeter en azından. Akşam onu izleyeceğim. Bir de bakayım kaç sorusu var. Torkun bu arada çok sorusu yoktu. Yani genel olarak hani dengeyle soruyorlar ya. Burada şeyi çözdüm. Vektörler kuvvetleri falandan başladık ya. Torktayız. 12, 22,
33 soru var. Bir şey yok yani. Ben sonra başka yerden de çözerim Torku. Öyle bu ikisi ödev zaten de. Geri kalan. Ben Türkçe çözeceğim mesela bugün. Onu da buraya ekleyeyim. Türkçeyi her gün çözmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Bir yere bir netlerim düşmüştü. Şu an Türkçe'de ses bilgisindeyiz. Ünlüler düşüyor, ünsüzler değişiyor. Oradayız işte. Şu an saat 2:10 geçiyor. 2 saat 10 dakika benim için o kadar fazla ki. Şu an çok yorgunum. O yüzden gidiyorum artık. Bir şey diyeceğim ya. Of ya. Hiç örnek değilim şu an. 2 saat ders çalışman dedim ya. İşte yoruldum artık yeter falan. 2 saat ders çalıştım. 3 saat dinledim. Saati 5 ettim bu arada. 5'i 10 geçiyor. Yani saklayacaktım aslında saati, sonra dedim ki neyse ya, hiçbir şeyimiz ayrı gitmiyor artık, söyle gitsin. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Herkese selamlar. Bugün günlerden pazar, 30 Ağustos. Öncelikle hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Gerçekten milletimiz, devletimiz ve işte ülkemiz için çok 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 önemli bir gün. Öyle çok mutluyum, çok gururluyum. Çok iyi hissediyorum bugün kendimi. Şimdi saat bugün bu arada şu an 2:20 geçiyor. Bugün biraz daha geç başlıyorum ders ama çok bir işim yok zaten biliyorsunuz. Yarın okula gidemeyeceğim. Öyle bir işim çıktı. O yüzden bugünkü işlerimi halledeceğim. Yarınki ders programı geldiğinde biraz da akşam o derslere bakacağım. Çok geri kalmamak için akşam eve geldiğimde de oturup o gün ne yaptılarsa hepsini kendim çalışacağım. Hiçbir eksiğim kalmayacağına inanıyorum. Hallederim zaten, çok bir şey değil bir gün. Tork çalışacağım. Dünden biliyorsunuz zaten. 15 dakikalık bir tork videosu vardı. Artık bu videonun meşhur lafı oldu. 15 dakikalık tork videosu ama hala izlemedim. Şimdi ben onu izleyeceğim. Daha sonrasında buradaki sorularını çözeceğim. Ondan sonra da şu okuldaki işte paralel gittiğimiz kitaptan da sorularını çözeceğim ve bitmiş olacak. Bir de Türkçe çözerim. Bugünü bu şekilde kapatmış olacağım dediğim gibi. Bakınız adam burada. Sen tork örneği, kapı menteşe klasiktir yani. Adam orada kapıyı açacak izin verirseniz. O zaman görüşürüz. Videom bitti. Sonunda konuşup konuşup kaç gündür o videoyu izledim. Çok böyle kısa özet bir not aldım. Oradaki soruları çözdüm. 4 soruydu zaten, çok bir şey yoktu. Şimdi de test kitabındakileri çözeceğim. Bakalım, umarım çözebilirim yani. Geçen gün de böyle derste anladım kendi çapımda. Sonra geldim çözemedim. O yüzden şimdi bakalım. Heyecanla ve çözeceğime inanmaya çalışarak çözmeye başlıyorum. Selamlar. Şimdi de matematikle devam ediyorum. Dün biliyorsunuz o okuldan verilen TET matematik kitabından fonksiyonları bitirmiştim. Şimdi benim bu 3D'den şunun haline bakar mısınız? Geçen gün bunun storiesini attım. Dedim ki umarım benden çok bir şey beklemiyorsunuzdur. Çünkü bende durum bu. Ama bu şey ya, yani aslında ben sadece kendime dalga geçmeyi sevdiğim için attım onu. Yoksa bu hani 300 soruda 20 soru falan gibi düşünebilirsiniz. Biriktirdiğim için böyle oldu. Bundan sonra biriktirmeyeceğim. Gerçekten zorlanıyorum. Toplamakta da zorlandım. Öyle. Ama seviyoruz kendimizle dalga geçmeyi. Şimdi ben dediğim gibi buradan birazcık fonksiyon çözeceğim. Tam bitirmem. Çünkü zaten bu hafta da fonksiyon devam edeceğiz. Tam bitmeyecek. O yüzden hafta içine de yayarak çözerim. Çünkü zaten 27 sayfa falanmış. Ben bir 3-4 test çözsem. Oho, bana nasıl yeter bir bilseniz. Açıyorum. Açtım. O zaman hepimize kolay gelsin.